El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmidin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayrîl mağdûbi aleyhim ve lâdâlin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şey Allah-u Teala tarafından en güzel bir biçimde dizayn edilmiş. Dizayna yaklaştıkça bundan büyük mutluluk duyuyorsunuz. Sırlara vakıf oldukça. İşte Allah ile kulları arasında en çok geçer akçe olan şey kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler. Bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Bu akşamki konumuz bu. Dua. Allah'tan talepte bulunmak. Allah'a yalvarmak, yakarmak. Allah'a müracaat etmek, münacaat etmek. Hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Dua. Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın yaratıkları, Allah'ın yarattığı yaratıkız, mahlukuz. Allah yaratandır. Yani Arapça adıyla Halık'tır. Biz insanlarsa yaratıkız, onun yarattıklarıyız. Bizler mahlukuz, yaratılan. İşte yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı, bunun adı duadır. Öyleyse dua müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum, bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum ki bana şunları, şunları, şunları veresin. İnsanlar hep eğer inanıyorlarsa Allah-u Teala'ya, Allah'tan hep talepte bulunurlar. Allah'ın mürşitleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor o zaman. İki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Sevgili öğrenciler,
İzleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah her zaman sizden yanadır. Allah sadece verir. Yoktan var eder ve her talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duayı kabulüdür. Bir başka ifadeyle davete icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan müracaattır, münacaattır, yakarıştır, yalvarmadır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sual ederse, sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor. Ondan sonra diyor ki, ucibu davet et da'i iza de'ani. Onların davetine, bana dua edenin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Böylece aminu olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede net olarak veriliyor. Siz Allah'tan bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala sizin muhtevanıza bakar. Acaba siz hangi seviyedesiniz? Eğer aminu olmamışsanız Allah Teala'nın duanıza icabet etmesi söz konusu değildir. Dikkat edin ki bu dua, burada Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesindeki dua, pozitif istikametteki dualardır. Yani kişinin manevi kemalatı istikametindeki duaları Allah-u Teala'nın kabul edilmesi için kişinin asgari seviyede amin olması lazım, Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Biz diyor Allah-u Teala, dua edenlerin davetine icabet ederiz ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, amini olmuşlarsa, mümin olmanın başlangıcı amin olmaktır. Mümin olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman onların davetine icabet ederiz. Ve bizim bundan hedefimiz şudur ki diyor Allah Teala, bu amin olanlar irşada ulaşmalılar. Öyleyse Allah Teala'nın duaya icabeti söz konusu. Allah'ın duaya icabeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder.
onları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerinde Allah'a tevekkül müessesesi Allah'ın daveti icabetini ifade eder. Tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala icabet ediyor. Onun Allah'a ulaşma talebine Allah'ın icabeti söz konusu ve bu duaya icabet bir yere ulaştırıyor kişiyi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve sonuç. Neden bahsediyoruz? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden. Dilemiyor. O zaman onun manevi alandaki taleplerine Allah-u Teala icabet etmez. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerindedir diyor. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor. O kişinin Allah'a inanması Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Kişinin kalbinde küfür yazılı ve o kişi mümin olmanın standartlarına sahip değil. Ne zaman sahip olur müminin standartlarına, mümin olma standartlarına? Kalbinde gene küfür yazsın ama kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği andan itibaren Allah-u Teala'nın yaptığı bir şey var. Kişinin kalbindeki ekinleti almak, yerine ihbat koymak. Allah-u Teala'nın kişinin kalbindeki ekinleti alması noktasında otomatik olarak işlenen bu müessesede kişinin mümin olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala alıyorsa o kalpten, Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur. Bir otomatik işlevle. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın insanları mümin kabul ettiği bir gerçek. Öyleyse bu noktada kişinin kalbindeki ekinnet küfrün temsilcisi. İkinleti alıyor Allah-u Teala, küfrü temsil eden temel mekanizma. Bu küfrü temsil eden temel mekanizma alınırken, kişinin kalbindeki küfür kelimesinin de bu noktada alınmış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şunu kesinleştiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi mümindir.
dilediği andan itibaren o kişi artık dalalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi aminudur. Mümin olmanın ilk kademesi. Ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazılıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersliğin yok edilebilmesi ancak bir standartta mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi, dilediği noktada onun kalbindeki ikinleti Allah-u Teala'nın aldığı kesin. Yerine ihbat koyduğu da kesin. İşte o ikinnet kelimesi, ikinnet müessesesi, idraki önleyen müessese, küfür kelimesini de muhtevi. Allah-u Teala eğer üçüncü basamakta ikinneti alırken küfrü de alıyorsa kişi o noktada gerçek anlamda bir mümin olur. Ve zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişinin kalbinde Allah-u Teala otomatik işlemleri yaparken gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ikinneti de alıyor. İkinnetin alınması, ikinnete bağlı bir unsur olan küfrün de alınmasını icap ettiriyor. Böyle bir hüviyetin var olması lazım. Ki bu noktadan sonra ölen kişi eğer kalbinde küfür yazılı olsaydı o zaman Allah'ın cennetine giremezdi. Bu noktayı bu istikamette aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Bu noktada Allah'ın vücuda getirdiği hüviyete baktığımız zaman bu noktadan itibaren kişinin kalbinde küfür kelimesinin olmaması lazım. Peki o zaman Allah-u Teala'nın kişinin kalbinde oluşturduğu sistemlere baktığımız zaman da görüyoruz. Allah'ın kişinin kalbinden ikinneti alması, kalbindeki küfür kelimesini alması, kalbine nur yolu açması, kişiyi huşuya ulaştırması, kalbin mührünü açması ve kalbin içine iman kelimesini yazması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kurtardığı nokta, kişinin mümin olduğu nokta, aminu olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Burada kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor
Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı diliyor. Yetmez. Hemen arkasından bu kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin olarak iman duyacak. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi Allah'a inanan bir kişidir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına inanan bir kişidir. Bunun mutlakiyete ulaştığı nokta neresi? Muhakkak ki Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak dediğimiz nokta neresi? Kişinin huşuya ulaştığı nokta. Bu kalbin Allah'a döndüğü nokta. Bu kişinin nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği, rahmet nuru biriktiği nokta. Öyleyse sızma yoluyla nefsin kalbine girebilen nurlar sadece rahmet nurları ve %2'den fazlasına mühür açık değil, müsaade etmiyor. Kişinin kalbindeki yedi işleme baktığımız zaman ekinnetin alınması, küfrün alınması, ihbat koyulması kalbe, üç, kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, dört, kişinin huşuya ulaşması, beş, kalbinin mührünün açılması, altı, kalbin içine iman kelimesinin yazılması, yedi. Öyleyse mümin olan iki tür insan var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan kişi mümin kabul ediyor Allah Teala tarafından. Kalbinde küfür kelimesi yok artık. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada. Ve yedi tane işlemi Allah Teala bir kısmını otomatik olarak oluşturuyor. Bir kısım işlemler ard arda gerçekleşiyor. Bunların muhtevasına baktığımız zaman kişinin kalbindeki ekinnetin alınmasının küfrün de alınması manasına geldiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua öyle bir müessesedir ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektirir. Ama bunun için pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder, şartlı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah Teala tevekkülün temel standardını Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesiyle veriyor. Kulumuz diyor, bize dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Bağlıyor Allah Teala kendisini bu ayetle. Ama diyor, burada davetine icabet ederiz. Bu davete icabetimiz diyor, o kişinin muhtevasına bağlıdır. Pozitif istikamette davete icabetimiz kişinin
Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İrşada ulaştığı zaman sona erer. O kişi irşada ulaştığı zaman bizden sadece bir tek davette bulunabilir. İrşada ulaşan kişi iradesinde teslimini ister. Sadece ona icabet ederiz. Yani davete son icabet edeceğimiz yer, kişi davet ederse Allah-u Teala'ya, bulunduğu noktadan ötesi için davet eder. Allah'ın davetinin, davete icabetinin, pozitif davete icabetinin nerede başladığı ve nerede bittiği Bakara 186'da kesin olarak ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerime kafirlerin davetine icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler, amini olan kişiler. Mümin olmanın amini olma standardı. Amini olmadan başlıyor. Amini olma. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak. İrşada ulaştıktan sonra, irşada ulaşınca sadece irşada ulaşanların davetine icabet ediyor. Ondan sonra davete icabet yok. İrşada ulaşanların daveti ise zaten son davet. Allah-u Teala'yı iradenin teslimine davet ediyor kişi. Öyleyse son derece ihtişamlı bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah'ın davete icabeti amin olma noktasında başlıyor ve 7 kademe davete icabet mekanizması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin davetine icabet ederim diyor. Amin olanların davetine icabet ederim diyor. Nereye kadar devam ediyor? İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşan da davetini kabul ederim. Ondan sonra diyor olmaz. İrşada ulaşan neye davet edecek Allah-u Teala'yı? Hangi konuda dua edecek? İradesini teslim etmek konusundaki dua. Onunla zaten kişinin tekamülü son buluyor. Allah-u Teala neden iradesini de Allah'a teslim edenlerin davetine icabet ederim demiyor? Bu davet tekamül kademeleri itibariyledir. Bakara 186'daki davet. Tekamül kademeleri ise irşada ulaştıktan sonraki son davet icabet ettiği zaman Allah-u Teala icabet edeceği noktaların sonuna geliyor. Kişi hakkul yakin takvasının sahibi, icabet müessesesi bitmiştir. Onun yukarısında artık Allah'ın Resulleri vardır. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada amin olma seviyesindeki bir mümin olma standardında başlar ve irşada ulaşma noktasında sona erer. İrşada ulaştığınız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun da kabul edeceği kesin. İşte Allah-u Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği olaya dikkat edin. Bunların hepsi pozitif davetlerdir. Pozitif davet, pozitif davete icabet şartlıdır. Ama negatif davete icabette Allah-u Teala şart koşmuyor. Kişi diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi diyor, bana para ver. İster helal ver, ister haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de benim bu parayı nasıl yiyeceğime de karışma. Ben barlarda, pavyonlarda bu parayı yemek istiyorum. Allah-u Teala diyor ki, o kişiye, böyle bir daveti olan kişiye, bizden dünya malını isteyen kişiye onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Bu bir pozitif davet değildir. Negatif davettir. Kişiyi mahva götüren bir davettir. Ama Allah-u Teala kullarını serbest bırakmış, veriyor.
Kim diyor Allah Teala bizden dünya hayatında da hasene, ahirette de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Dünya hayatında hasene, ahiret hayatında hasene. Hasene nedir? Kazanılan dereceler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir insanın hasene istemesi Allah Teala'dan, kim bizden dünya için hasene, ahiretin için hasene isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Hasenenin arasında para da istemek söz konusu. Kişi derse ki Allah Teala ya Rabbi bana para ver, ben senden para istiyorum. Yetmez, beni imtihan et. Bu parayı bana verdiğin çok para istiyorum senden. Bu çok parayı kimlere, nasıl, bu paradan kimlere, nasıl ve ne kadar pay vereceğimi bana bildir. Davetine icabet ediyorsam beni bununla mükafatlandır. Ama bu imtihanın neticesinde ben senin emirlerine riayet etmezsem o zaman beni dünyada da ahirette de cezalandır. Böyle bir talepte bulunan kişiye de veriyor Allah Teala. Bu kişi niyetinden emin, niyeti halis. Sen bana bu parayı verirsen diyor, ben bu parayı senin emrettiğin kişilere bölerim, dağıtırım. Benim de ne kadar harcamamı istersen o kadar harcarım. Ben senden beni imtihan etmeni istiyorum. Gerçekten sözüme sadık mıyım? Sadıksam o zaman bana ver bu parayı. İşte eğer bu kişi dünyada Allah-u Teala'dan helal para istiyorsa Allah-u Teala ona helal para verecek ve onu ölçecektir. Bu kişinin birinci şartı ya Rabbi bana helal para ver diyor. Ondan sonra diyor ki ve beni imtihan et. Ben senden çok para istiyorum diyor. Çok para istememin sebebi de diyor açgözlülüğüm değil. Bu çok parayı sen bana verirsen ben emin kişi olmak istiyorum. Senin emrini yerine getireceğim için, senin emrinin yerine getirilmesi açısından ben emniyetli birisi olarak görev almak istiyorum. O zaman bana çok para ver, emrini de gönder. Bu parayı kimlere nasıl dağıtacağım? Bu paradan kimlerin ne kadar payı olacak? Hangi kişilere hangi hayır yapacağım? Beni imtihan et. Eğer o imtihanı başaramıyorsam, o zaman beni de cehennemine gönder. Ama eğer emrini yaparsam, o zaman bana çok para ver, çok insana senin emirlerini ulaştırabileyim. Çok insanı senin emrine mutlu edebileyim. İşte, eğer kişi böyle bir talepte bulunuyorsa, Allah-u Teala'dan duada bulunuyorsa, Allah-u Teala ona parayı vermişse, o da Allah'ın kendisine emrettiği herkese, oradan Allah'ın emrettiği oranda pay vermişse, miktarda pay vermişse, o zaman o kişi Allah'ın katında makbul bir kişidir. Hasene almıştır, parayı hasene olarak almıştır, hasene olarak dağıtmıştır. Dünyada da haseneleri yaşar. Yani hem parayı kazanırken helal kazandığı için derecat kazanır, hem parayı dağıtırken Allah'ın emirlerine uygun olarak dağıttığı için derecat kazanır, hem de bu kişi temiz kalbini Allah'a yaptığı ibadetlerle kazanmış bir kişidir. O ibadetler sebebiyle de devamlı Allah-u Teala'dan derecat kazanıyor kişi. Daimi zikrin sahibi. Dünyada da hasenenin sahibi, ahirette de hasenenin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle. Kim bizden dünya malını isterse onlara dünya malını veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünya malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefslerin istikametini kullanmak için isteyenler, onların ahirette nasibi yok. Ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette de haseneyle bunu, parayı kazanırken de hasene sahibi olacak.
derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi var. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var. İkisinde istediği şey para, duaları aynı ama neticesine dikkat edin. Kişi Allah'a dua ediyor, ya Rabbi benim günahlarımı affet diye. Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. İki ayet birbirinden farklı şeyler söylüyor. Birinci ayette Allah Teala diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayet tamamen tersini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Öyleyse iki ayeti yan yana getirdiğiniz zaman affın muhtevasının, duanın kabulünün şarta bağlı olduğunu, hangi şartın olduğunun belirsiz olduğunu, Allah-u Teala'nın duayı dilerse kabul edeceğini, dilemezse kabul etmeyeceğini söylüyor. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evliya aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al, fizik vücudumu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime. Duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah-u Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu istikametteki dua standartlarına dikkatle bakın. Bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her ne kadar Allah-u Teala dua konusunda bir garanti vermiyorsa da insanlara, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin pozitif duasını Allah-u Teala'nın kabul edeceğine dair hiçbir işaret yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun günahlarını affetmek konusunda Allah'ın garantisi yok. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an Allah'ın duasına icabet alanına giriyor kişi. Allah mutlaka o noktadan itibaren kişinin duasına icabet edecek. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi,
Allah'a ulaştırıyor. Fizik vücudumu teslim alıyor, fizik vücudunu teslim ediyor. Arda arda bütün teslimlerde Allah-u Teala kişinin duasına icabet edecek. Ama kişi günahlar işlemiş, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama gece gündüz yalvarıyor Allah-u Teala'ya ki benim günahlarımı affet diye. Allah-u Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse Allah-u Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini, neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır, Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi, günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah onun günahlarını affetmiyor, duasına icabet etmiyor. Günahlarımın, büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah Teala şartlı bir olay bu. Bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim. Onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua ne? Günahların affedilmesi. Yok, kabul edilmiyor. Duaya icabet ederim diyor ama amin olursa, amin olduğu noktadan ta irşada ulaştığı noktaya kadar hem farz emir koymuş Allah-u Teala amin olmaktan irşada ulaşma noktasına kadar hem de dualara icabetin safhalarını gösteriyor. Amin oluştan irşada ulaşıncaya kadar. Onun evvelinde pozitif istikametteki duaları kabul etmem diyor Allah-u Teala. Şartlı kabul ederim. Kişi amin olacak illa kabul etmem için. Ama söylediğimiz gibi negatif dualarda saha açık. Kişi eğer cehenneme gitmek istiyorsa istediği kadar negatif dua eder. Bu kişiyi kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa, başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi, o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış. Parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı. Ve o adamdan parayı istiyor. Adam vermiyor. Hayır diyor, ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse, bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini, Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu, o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet, ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor. O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yerli yerine oturtun. Her şey karşılıklı, bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde, hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır. İki taraf haklarını almıştır.
Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecatla çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır. Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derecat, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal, diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir ceza ile öyle bir ceza ile cezalandırır ki bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala. Öbür tarafın amel defterindeki kazançhanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazançhanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu o benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan, kayıp olan, nakıs, negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse, aynı ağırlıkta bir cezayı Allah-u Teala mutlaka ona tatbik eder. Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse, bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa, amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır. Kiramen katibin melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir. Birinci işlev, amele karşı derecat. İkinci işlev, derecata karşılık amel. Netice, derecatın artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı. O yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı. Ve Allah
bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmasınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmediği kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında bakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar. Yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestüre var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestüreyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah Teala, onun kalbinden mutlaka küfrü de alıyor. Küfür kelimesini de alıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o zaman kalbinin mührünü açar Allah Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman ve Allah Teala o noktada devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta. Ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber alıyor Allah Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde ekinnet vardır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüreyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinneti alıyor. Alırken orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah-u Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve
otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada alınmış olması lazım ki kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Ama cennete girebilmesi için küfür kelimesinin de alınması asıldır. Kafirler bizim cennetimize giremez diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi küfürde olmayan birisidir ama amin olma kelimesi mümin olmayı içerir. Hem de sadece mümin olmayı değil, yani inanç açısından sadece Allah'a inanmayı değil, Allah'a ulaşmayı da içerir, Allah'a ulaşacağına imanı da içerir. Öyleyse dua Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin. Biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız, sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman, Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktardığımız zaman o büyük mutluluğu hep yaşarız. Bir mutluluk burada inşallah sona eriyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada dua ile tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.